Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde animasyon üzerinden nükleik asitlerin keşif sürecinde Griffith ve arkadaşlarının yaptığı e, deneyden bahsedeceğim size. Streptocok pneumoniae. bu bir bakteri arkadaşlar ve akciğerlerde zatüre dediğimiz bir hastalığa sebep oluyor. Bakın bunlar bronşların içi. Hastalığa e, yakalanmış bir insanın bu kısmından bakterileri alıp incelediğimizde görüyoruz ki onların kapsül yapısı var. Çünkü kapsüllü bakteriler hastalığa sebep oluyor. Streptokok pneumoni'nin iki çeşidi var arkadaşlar. Bunların kapsüllü olanları şurada yeşil olarak gördükleriniz hastalık yapıcı. Kapsülsüz olanlar yani mavi olarak gördükleriniz hastalığa sebep olmuyorlar. Şimdi bununla ilgili Griffith ve arkadaşları bir deneysel çalışma yapmışlar fareler üzerinde ve e, genetik materyalin ne olduğunu araştırmaya başlamışlar. O zaman e, tam olarak isimlendirilemiyor o dönemde. Bu yeşille gördüğünüz kapsüllü olanlara bundan sonraki anlatımlarda S diyeceğim arkadaşlar, hastalık yapanlara ve maviyle gördüklerinize kapsülsüz ve hastalık yapmayanlara da R diyeceğim. Şimdi bu bakterileri mikroskopta incelediğimizde yeşil olanlarda kapsül yapısının olduğunu, hastalık yapıcı olduğunu görüyoruz. Mavi olanların kapsül taşımadığını, hastalığa da sebep olmadığını görüyoruz. Griffith ve arkadaşları bu S olarak isimlendirdiğimiz kapsüllü hastalık yapıcı bakterilerden enjektörle alıp fareye enjekte ediyorlar ve farenin öldüğünü görüyorlar. Niye? Çünkü zatürre hastalığına yakalanıyor fare ve ölüyor. Kapsüllü bakteri verildiği için hastalığa sebep oldu. R olarak isimlendirdiğimiz Kapsülsüz olan bakterileri enjekte ettiklerinde görüyorlar ki fare yaşıyor. Herhangi bir e, hastalığa sebep olmadı. Beklenen de buydu zaten. Griffith ve arkadaşları deneylerine devam ediyorlar. E, inceliyorlar bakterileri. Bu kapsül yapısının hastalığa sebep olduğunu fark ediyorlar. Fakat e, içeriğinde hangi maddenin bu hastalığa sebep olduğunu araştırmaya karar veriyorlar. Bununla ilgili fareler üzerinde deneysel çalışmalar yapmaya devam ediyorlar. Çeşitli karışımlar hazırlıyorlar. Bu karışımlarda bakterilerin birbirlerine bazı maddeleri aktardığını fark ediyorlar. Deney ortamında kapsüllü ve kapsülsüz bakterileri bir araya getirmeden evvel e, bu kapsüllü olan bakterileri ısıtıyorlar arkadaşlar. Isıtıp öldürüyorlar bakterileri. Böylece hastalık yapma... Yeteneğini kaybediyor bu bakteriler. Bakın ısıtılarak öldürülmüş S yani kapsüllü bakteriyi enjekte ettiler. Ve farenin hasta olmadığını gördüler. Zatürreye sebep olmadı. Fakat bunların içeriğindeki DNA duruyor mu? Duruyor. Kapsül oluşturma e, mümkün olmadı artık hastalık yapamadı bunlar. E, fakat DNA'ları hala içeriğinde var. Sonra ne yapıyorlar arkadaşlar? Bu kapsüllü bakterilerle kapsülsüz olan bakterileri bir araya koyacaklar. Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerle kapsülsüz canlı bakterileri bir araya koyup karıştırıyorlar. Bu durumda ne beklersiniz? Yani hani e, hastalık yapmamasını beklersiniz, değil mi? Fakat Griffith ve arkadaşları şaşırıyorlar çünkü bu karışımdan fareye enjekte ettiklerinde Görüyorlar ki arkadaşlar fare ne oluyor ölüyor acaba neden şimdi ne yaptılar ee, karışımın içinde ne vardı ölü kapsüllü bakteriler canlı kapsülsüz bakteriler demek ki bu kapsüllü bakterilerden bir şey bir şey o zaman ismini bilmiyorlar kapsülsüz bakterilere geçmiş olmalı hemen bu ölen farenin kanından örnek alıp inceliyorlar arkadaşlar. Hemen mikroskopta inceliyorlar. Acaba bu fareyi öldüren neydi diye? Bu fareyi öldüren sebep şuydu arkadaşlar. Bu kapsüllü ölü bakterilerdeki DNA, ortamdaki DNA kapsülsüz bakterilerin içine girdi ve kapsülsüz bakterilere kapsül yapabilme, dolayısıyla hastalık oluşturabilme özelliği kazandırdı. İşte bu ortamdaki DNA'nın canlı hücre içine girebilmesini arkadaşlar transformasyon diyoruz ve transformasyon yöntemiyle bu DNA ne yaptı? Bakteri hücresinin içine girdi. Demek ki arkadaşlar ortamdaki DNA'yı bir canlı hücre alabiliyormuş ve e, burada da kapsül yapma özelliğine dönüştürebiliyormuş. Griffith ve arkadaşları Böyle bir maddenin varlığını keşfettiler, fakat tam olarak anlamlandıramadılar. Sonraki yıllarda Evri ve arkadaşları yaptıkları deneyle e, bunun DNA olduğunu keşfettiler. Böylece e, kalıtımdan ve yönetimden sorumlu molekülün DNA olduğu keşfedilmiş oldu arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. <laughs>